Efes antik kentindeyiz. 4-5 kilometre uzunluğunda bir yer anladığım kadarıyla. Müze kartı olanlar bedavadan girebiliyor. Burası dağların arasında bir yer. Şöyle kamerayı çevireyim. Herkes görsün. Görüyorsunuz. Efes'in tarihiyle ilgili pek bir bilgim yok. Havada sıcak. İnternetten bir zahmet bakıverin. Ben sadece size buranın nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Burası giriş kısmına yakın bir yer. En enteresan tarihi eserlerinin olduğu bölüme daha gelmedik. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Yıkılmış olmasına rağmen büyüleyici bir şehir. Yolların hala orijinal yapısı korunmuş. Burada gene başka bir yapı var. Şu yukarıdaki heykeli görüyorsunuz. Sütunun en yukarısındaki. Yamaç evler diye bir bölüme girdik. Duvarlara çizilmiş resimler var. Yer kısmını görüyorsunuz. Asırlar önce yapılmış. Üst katlara doğru çıkmaya başladık. Duvarlardaki çizimleri görüyorsunuz. Yerde de bir çizim var. Ben bir kaplan veya aslan çizimi görüyorum. Asırlar önce burası elit bir yerleşim birimiymiş. Belli oluyor yani. Üzeri örtülmüş, koruma altına alınmış. Çok güzel çizimler var. Camdan bir yapının üzerinde yürüyoruz. Yerde çizimler var. Muhtemelen göreceksiniz. Böyle sanatsal şeyleri çok seviyorum. Şu ilerideki çizimlere bakarsanız şurada. Bu gördüğünüz yapıdaki her bir oda bir yaşam alanı. Yatak odası, salon, oturma odası. Buranın üzeri kapatılmış ama yıllar önce muhtemelen bir tavan vardı. Şöyle bakın. Orası bir pencere olabilir. Burada yine başka çizimler var. Şu ileride enteresan bir şeyler var görüyorsunuz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ege turumuz son sürat devam ediyor. Şu anda Şirince köyündeyiz. Şirince köyünde bir kilisenin içerisindeyim şu anda. Kiliseyi size gezdireceğim. Kilise duvarları. Tahmin ediyorum eskiden burada yaşayan Rumlardan kalma bir kilise burası. Aynı zamanda bir resim sergisi var burada. Kiliseden çıkıp biraz da Şirince köyüne dolaşalım. Şirince köyünün sokaklarında dolaşıyoruz. Çok tatlı bir köy burası. Burada gerçekten bir köyde olduğunuzu hissediyorsunuz. Eski yapılar korunmuş. Yer yer sağda solda yeni inşaatlar görülse de genel mimariyi bozmuyor. C'est un jeu de réflexe, mec. Şirince köyünde çok güzel bir tur attık. Şimdi Şirince köyünü terk edip Şirince köyünün bağlı olduğu Selçuk ilçesine gideceğiz. Orada bir şeyler atıştırırız. Oradan da tekrar Kuşadası'na döner, denize gireriz diye düşünüyorum. Şirince böyle güzel bir köydü. Gelip burada bir şeyler içmenizi, gezmenizi öneririm. En fazla 2 saat zamanınızı alır. Görülmeye değer, eski yapıları korunmuş güzel bir köy. Şu anda Kuşadası'nda tarihi bir kervansaraydayız. Burası 402 yıllık bir kervansaray. Yanlış hatırlamıyorsam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. İçeriye serbest çevirdik. Kuşadası'nı bitirdik. Bu sabah Kuşadası'ndan çıktık. Şimdi Didim'e geldik. Apollon Tapınağı'nın önündeyiz. Drone'la görüntüleri çektim. Drone'la görüntüleri çektiğim için de muhtemelen içeri girmeyeceğiz. Didim şehrine dolaşmaya başlayacağız. Şu anda bir caminin önündeyim. Bu cami 1830 yılında yapılmış, Osmanlı döneminde. Didim merkeze çok yakın bu bulunduğumuz yer ve Apollon Tapınağı. Güzel, hoş bir mahalleye benziyor. 2-3 tane küçük dükkan vardı. Gelip burada gezebilirsiniz. Hatıra için bir şeyler alabilirsiniz. Didim'den ayrıldık. Şimdi Bodrum'a geldik. Şu anda Bodrum Kalesi'ndeyiz. Burada çok büyük bir trafik vardı. Arkadaki manzarayı görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü var. Kalenin tarihini bilmiyorum. Size sadece görüntüyü gösteriyorum. Temiz bir denizi var. Bodrum Kalesi'ne giriş için eğer müze kartınız yoksa 90 lira ödüyorsunuz. Müze kartınız varsa ödeme yapmıyorsunuz. Bodrum Kalesi'ndeki eski kilise, yeni cami olarak adlandırabileceğimiz bir yere girdik. Burası Kale Camii. Tavanda enteresan bir şey yok. Buralar fethedildikten sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türk İslam kültürüne uygun şekilde yeniden yapılandırılmış, minare eklenmiş. Küçük bir detay, taşı oyarak yapmışlar, görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkıp kaleyi gezmeye devam edelim. Çıkmadan önce farkına yeni vardığım bir iskeleti size göstermek istiyorum. Burada bir mezar varmış. İnsan iskeleti görüyorsunuz. Burası da bir mezarlık olabilir. Şurada bir iskelet var. Onun dışında başka bir iskelet görmüyorum. Çıkalım yavaşça. Kaledeki müzelerden birisindeyiz. Bu gördüğünüz alet bir kılıç değil, bir kantar. Burada yine bir iskelet görüyorsunuz. Müskebi Miken mezarları. Bu mezarlar ölenlerin sadece yerleştirildiği yerler değil, aynı zamanda geleneksel ritüeller ve sunularla onurlandırıldığı kutsal yerlerdir. Müskebi'de ele geçen oda mezarlar, ölen bireyin yaşamına devam edeceği düşüncesiyle oluşturulan odalar şeklindeymiş. Kaledeki kulelerden birinin önüne geldik şimdi. Karşıda gördüğünüz merdivenlerden çıkacağız. Tam kulenin üzerinde bir tane aslan işlemesi var. Bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Anladığım kadarıyla kulenin içerisinde şu anda bir inşaat çalışması var. Biz sadece buradaki güzel görüntü için geldik. Manzaramız bu. Demek ki yıllar yıllar önce insanlar burada okla bekliyorlardı, topla bekliyorlardı düşmanlara karşı. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bodrum'u bitirdik. Şu anda Marmaris'e gidiyoruz. Marmaris'e giderken Akyaka yolunun üzerinde, yol kenarında böyle bir seyir terası var. İsterseniz gelip durabilirsiniz burada. Şimdi göstereyim size. İnsanlar burada durmuş. Tam yolun kenarında. Manzaramız da bu. Deniz ayaklarınızın altında, dağlar ayaklarınızın altında. Çok güzel bir manzara var. Akyaka'dan çıktık. Akyaka'yı bitirdik. Azmak Gölü'nde tekne turu yaptık. Şimdi Marmaris'e varmak üzereyiz. Marmaris'e varmadan burada bir tepe noktası var, seyir noktası. Oradan şehri bir izledik. Drone'la çekimler aldım. Şimdi Marmaris'e doğru devam ediyoruz. Marmaris'e görüşürüz. Bugün Marmaris'te tekne turu yapıyoruz. Bütün gün tekne turu yapacağız. Şu anda Cennet Koyu'na geldik. Cennet Koyu'nda suya gireceğiz. Suyun dibini görebiliyorsunuz.